hoş geldin abi. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Sağ ol evladım. Anacığım neler yaptın? Kurt gibi açım. Yemeği şimdi hazırlarız. Gir elini yüzünü yıka. Dinlen biraz. Musa, bilardo toplarını gönder. Derhal, baş üstüne. Gel oğlum. Hadi. Cumartesi Antalya'ya gidiyoruz ona göre. Ne varmış Antalya'da? Yeni bir pavyon açılmış. Kurtlarımızı dökeriz biraz. Ya. İstersen bugünden giderim. Buyurun. Nejat diye birini arıyoruz. Buradaymış, hangisi? İşte şurada, ortada oynayan. Sen misin o hayvan? Hoşt! Kiminle konuşuyorsun lan? Kardeşimi çiğneyip kaçmışsın köpek! Vilayet hastanesinde yatıyor! Ömrü boyunca sakat kalacak! Geçmiş olsun, ne diyeyim? Babanın milyonları seni kurtarsın bakalım! Al! Sen karışma! Geberteceğim ulan seni! Dur abicim, konuşalım! Koş Gökhan abi dışarı, hadi! Dur! Beni dinle, dur dedim! Sana da yazık olur. Kardeşinin tedavi parası. Ayrıca geçim masrafı. Bu mesele burada kapansın. Kardeşine de geçmiş olsun. Dua et ki böyle bir babam var. Bu kaçıncı rezilliğin? Kaçtır Gökhan kurtarıyor seni! Allah'ın cezası herif! Okumadın! İş veriyorum, çalışmıyorsun! Başıma dert açmaktan, azmaktan başka bir marifetin yok! Bir daha serserilik edersen, yapmadığımı bırakmam! Defol hadi! Oğlumu bir defa daha kurtardığın için sana minnettarım. Vazifemdi. O hatasını anlamıştır artık. Üzülmeyin. Keşke senin gibi bir evladım olsaydı. Buyurun. Buyurun. Günden güne serpiliyor, dayanılmaz bir güzel oluyorsun. Ben ne yiyeceğinizi sordum. Ben fasulye istiyorum. Ben de fasulye istiyorum. İyice sıcak olsun. Yanına da pilav. Bana da haşlama. Ortaya salata, 3 şişe de bira. Öf be, dayanılır gibi değil. Hoş geldin, sefa geldin Necat Bey oğlum. Keyifler iyidir inşallah. İdare eder. Bey baban da şeref verirdi arada bir. Bu sıralar hiç uğramıyor.
işlerinden nefes aldığı yok. Heh, hürmetlerimi söyleyiver. Olur, görürsem söylerim. Bu dükkanı açması için sermayeyi babam vermiş bu ihtiyara. Şimdi kızını yemek benim hakkım. Zamana ayak uydurmamız lazım. Hem daha çok para kazanırız. Peki ne yapacağız? İnşallah gelecek yaz işleri büyüteceğim. Lokantanın üstünü pansiyon yapacağım turistlere. Peki biz nerede kalacağız? En arkadaki ufak oda nemize yetmez. Ah, iyi olur. Yaz gecesi bahçede bile yatarız. Eskisi gibi çalışacak gücüm de kalmadı. Yazın kazanır, kışın keyfimize bakarız. Sen dinlenirsin, ben çalışırım. Kim bilir, belki de hayırlı bir kısmetin çıkar, evlenirsin. Hayır baba, burada bizimle çalışacak biri olmazsa evlenmem. Senden ayrılmam babacığım. Canım kızım, sen benim her şeyimsin. Canım babacığım. Yavrum. İsmi Gülten. Akçakıyı'nın en güzel kızı. Düğünde gördüm, bayıldım. Boylu poslu, saçları belinde. Desene afet gibi bir şey. Gözleri kudretten sürmeli. Çok da namuslu, çalışkan, hamarat. Bulunmasın kumaşı öyle mi? Öyle abi. Arazileri, sürüleri varmış, sonra çok güçlü. Yahu ben pehlivan değil, sevecek birini istiyorum. Tam zamanın oğlum. Akranların çoktan çoluk çocuğa karıştı. Sevmeden, gönül vermeden evlenmem ana. Ölmeden mürvetini görmek, torun sevmek hakkımdır. Senden sonra da sıra kız kardeşinde hayırlısıyla. Aman abi! Doğma büyüme buralıyım. Servetimi burada kazandım. Yıllardır kasabanın her derdine, her meselesine koştum. Öyle mi? Evet, öyle. Avucumun içi gibi tanırım memleketimi. Herkes de beni tanır. İyiliğimi görmeyen yoktur. Gerçekten cömert ve hayırsever adamsındır. Öyleyse destekleyin beni. Belediye başkanı olmak benim hakkımdır. Elimizden ne gelirse yapacağız. En büyük gayem reis seçilmek. Kaybedersem durmam buralarda. Neyim varsa satar, savar... İzmir'e, İstanbul'a, bir yerlere göçerim. Bunu düşünme bile. Kazanacaksın. Mazisi tertemiz, lekesiz bir adamsın, çalışkansın. Elbette bizler de yanında olacağız. Teşekkür ederim beyler. Sağlığınıza. Sağlığınıza. Ne zamandır gözlüyorum Sabiha'yı. Ama bugün başka türlü çarpıldım. Kütür kütür. Tam kıvamında, taş gibi. Ay, kayısı gibi, hurma gibi. Siz gülün, görürsünüz. Bugün yarın feleğini şaşırtacağım. Ayağını denk al, baban öldürür bu sefer seni. Hiçbir şey yapamaz. Onun öfkesi dilinde. Biricik oğluyum. Anasız büyümüşüm. Biraz ağlarım, elini ayağına kapanırım, olur biter. Vallahi seninle baş edilmez. Edilmez elbet. Yeter ki canım istesin. Saraya! Günaydın, buyur abi.
Geç abi, hadi. Geç. Geç. Saraya! Saraya! Gidiyoruz. Saraya! Saraya! Geç abla. Saraya! Merhaba Murat abi, hayırlı işler. Amin cümlemize yeğenim. Her sabah benden erkencisin be abi. Bu yaşta 3-5 saat uyku yetiyor. Evde de kimse olmayınca sokağa atıyorum kendimi. Seni baş göz edelim abi. Yalnızlık çekilmez olmalı baba. Oo, hele bu yaştan sonra. Bir gece içer dertleşiriz ha? Aha. Hadi eyvallah. Hadi. Uğurlar olsun. Sağ ol. Selam. Oh, ne tarafa Osman amca? Saraya gideceğim. Alışveriş yapacağım, tekelden rakı alacağım. Söyleseydin dünden ayırtırdım senin için. Sabiha tembihlemiş. İyi yetiştirdin Sabiha'yı. Erkek evlat olsa bu kadar olur. Bir tanedir. Sabiha olmasa götüremezdim bu işi. Peki evlenince ne yapacaksın? Çaresini bulmuş. Evleneceği adam da mutlaka lokantada çalışacakmış. Oh, vay be! Helal olsun Sabiha'ya! Merhabalar. Ne var bugün? Çok erken geldiniz. Daha hiçbir yemek pişmedi. Peynir, söğüş, dolma falan bir şeyler getir. Bir şişe de rakı yeter. Baban yok mu? Saraya gitti. Alışverişe. Az sonra kapıda erketeye yatın. Kimseyi içeri sokmayın. Bu fırsat her zaman ele geçmez. Sen de elini çabuk tut. Kız geliyor. Otur, bizimle iç bir kadeh. İşim var, içki de kullanmıyorum. Nazlanma da azdırma beni! Bırak beni! Deli misin sen be? Bırak! Dur! Dur dedim sana! Dur!
bana! Birazcık merhametin, insanlığın varsa acırsın! Ne olur! Ne olur acı! Bırak! Bırak beni! Hayvan! Bırak! Bırak diyorum sana! Hayır! Hayır! Nerede kaldı bu ya? Hayır! 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 Gökhan evladım, ben çarşıdan alışveriş yapacağım. Benim çuvalı bir zahmet götürür müsün lokantaya? Hay hay, gitmişken bir de karnımı doyururum. Sabiha! 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 Sabiha, ne oldu? Ne oldu dedim? Vah Sabiha! Kim? Kimler? Kim yaptı sana? Nejat! Nejat denen o kopuk mahvetti beni! Nasıl yaparsın bunu hayvan? He? Nasıl? Nasıl? Ne var, ne oluyor? Lokantacı Osman'ın kızının hırsına geçmiş. Kız perişan. Her şeyi anlatacağım baba. İğreniyorum senden. Yeter bu yaptıkların. Onu geberteceğim. Onu mahvedeceğim. Vicdansız, kitapsız herif. Namussuz, alçak herif. Sen benim servetime, itibarıma güvenen bir soysuz, bir rezil, ahlaksız bir sefilsin! Bu rezalet duyulursa mahvolurum, biterim ben! Bunca yıllık emeğim, harcadığım para havaya uçar!
Belediye başkanlığım hayal olur! Ulan düşmanım yapmaz bunu bana be! Nankör herif! Çekil, çekil Gökhan! Geberteceğim bu vicdansız köpeği! Yapma! Değmez Osman amca! İstersen beni öldür! Beni dinle Osman amca! Elini kana bulamaya değmez! Yalnız bırakır mısın Gökhan? Çektiğin acıyı biliyorum. Sana da, kızına da elimden geleni yapacağım. Sana da bu yakışır bey. Kızını münasip biriyle evlendireceğim. Bu mu yapacağın iyilik bey? Sabiha'yı oğluma alamam. Çünkü o aşağılık herife itimadım yok. Döver, söver, yapmadığını bırakmaz. Kızına yazık olur. Ya ne olacak? Nasıl temizlenecek bu alçaklık? Az iyiliğimi görmedin. Şimdi daha da fazlasını yapacağım. Sana otlak, tarla, para... Ev vereceğim. Zengin olacaksın Osman. Kızını da helal süt emmiş biriyle evlendirip namusunu kurtaracağım. Sabiha'yla konuşacağım. O ne derse öyle olacak. Bu iş ikimizin arasında bitecek. Sen de babasın. Allah bana evlat değil bir bela vermiş. Anla ne olur halimi. Üzülme. Her derdin bir çaresi bulunur elbet. Bakalım, göreceğiz. Göreceksin. Cahit Bey kurtaracak Sabiha'yı. Bu kötü günler geçecek. Gökhan Bey! Beyefendi sizi bekliyor. Heh. Osman'a bir servet verdim. Kızını da evlendireceğimi söyledim, anlaştık. O kızı kim alır bu haliyle? En yakın, en güvendiğim insan alacak. Fedakarlık beklemeye hakkım olan biri. Sen alacaksın. Anlamadım. Bu fedakarlığı yapacaksın bana. Mecbursun. Çünkü her şeyini bana borçlusun. Babam beş parasız öldüğü zaman... anacığın sokaklarda kalmıştı. Seni, kardeşini ben büyüttüm, ben yaşattım. 15 yıl ben baktım sizlere. Sana babalık ettim, ekmek verdim. Minibüsünü de ben aldım. Başıma vurmak için mi yaptın o iyilikleri? Şimdi sıra sende. Hayatta ilk ve son defa bir şey istiyorum senden. Beni öldür ama bunu isteme benden. Geçici bir evlilik. Birkaç ay sonra boşanacaksın. Hayır, yapamam. Evladım sayılırsın Gökhan. Beni bu rezaletten kurtarmak için razı olacaksın. Tek ümidim, tek güvenim sensin. Yalvarırım kabul et. Peki, ama bu sondur. Bir daha bir şey isteme benden. Var ol, bu yardımını hiç unutmayacağım. Unutma Cahit abi, bu son ödeştik. Sana milyonlar versem bu iyiliğini ödeyemem. Ha,
Hadi bakalım. Kapandı mı mesele? Başına bir iş açılmayacak mı? Öyle bir babam varken bana ne olur oğlum? İhtiyar Osman'a tarla, ev, daha bir şeyler verdi. Sonra da Gökhan'a bir nutuk attı, bitirdi bu işi. Bu dertten de kurtuldun ha! Büyük adamsın arkadaş! Helal olsun! Kahretme bu kadar! Sabiha gibi bir kız, bu utançla canına kıyardı. Bir hayat, bir namus kurtarıyorsun. Sana da bu yakışır. Çevreye, insanlara ne diyeceğim? Ne yüzle bakacağım? Kimseye hesap vermek zorunda değilsin. Hem birkaç aya kadar boşanacaksın. Geçip gidecek. Evet, geçip gidecek ve sen bir kızın namusunu kurtaracaksın. Günahsız bir kıza yardım edeceksin. Bu dünyada sadece Nejat gibi pislikler yok. Senin gibi yürekli ve mert kişiler de var. İnsanlar kınayacaklarına elini öpmeli senin. Olaydım. Bana böyle bir gelimi getirecektin. Bir de utanmadan gelinlik giyiyorsun. Gelinlik bir genç kızın şerefidir. Gelinlik namus, iffet, saflık, temizlik demektir. Sen kime yutturuyorsun kendini? Ne işin var bu namuslu evde? Defol! Zamanı gelince neden evlendiğimi anlayacaksın ama. Anam değilim artık! O gitmiyorsa ben gideceğim! Sen bu lekeyle yaşa yaşayabilirsen! Bu oda senin. Thank you.
Benim yüzümden gittiler. Bağışla beni. Senin hiçbir suçun yok. Keşke hiç gelmeseydin. Yakında gideceksin. Birkaç ay içinde ayrılacağız. Biliyorum. İki yabancıyız bu evde. İki arkadaşız. Sana el sürecek değil. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsın? İyi misin? Ne bileyim. Hayırdır? Anamla kardeşim evi terk edip köye gittiler. Olacak bunlar. Konuşmuştuk. Sen bir borç ödüyorsun. Üzülme. Sabri, bahçe senin, ağaç senin. Meyvelerini başkaları yiyor. Böyle dümen gördün mü ha? Boş ver Hikmet abi. Bahçenin sahibi düşünsün. Aramızda başka meslek sahipleri varmış. Utanmadan da yanımıza geliyorlar. Ne demek lan bu? Anlayan anlar, sana ne? Lafını geri al yoksa pişman ederim seni. Çek arabanı lan. Sana mı söyledik ulan? Ne üzerine alınıyorsun? Dur, Gökhan! Gökhan, dur, yapma! Dur, yapma! Abi, ya. Yapma. Yapma. Abicim, ne olur, aman abi, gözünü seveyim. Ayıptır Hikmet! Seni yaptığın iş değil! Ben ortaya konuştum, yarası olan gocunur. Nikâh kıydı, Sabiha'yı karısı olarak kabullendi. Gökhan da kalıbının adamı değilmiş. Baban da ne kadar para verdi kim bilir. Milyar alacağım bilsem yapamam arkadaş. Nereden bakarsan bak erkekliğe sığmaz. Sabiha için her şey yapılır. Onun gibi bir kadın hayatıma hiç girmedi. Ne yapsam aklımdan çıkmıyor. Sık dişini. Yaranı içine göm. Daha başka saldıranlar da olacak. Göğüsleyeceksin hepsini. Ne zamana kadar? Ayrılacağınız güne kadar. Bir daha söylüyorum. O suçsuz, günahsız kızı üzme. Sana sığınmış bir insana bir de sen vurma.
Buyur abi. Vakittir. Kalk git evine. Ne işin var o evde? Bekleyenin var. Sen Cahit Bey'e minnet borcunu ödedin diye karının suçu ne? Günahı nedir? Git kardeşim, git evine. Karına sahip çık. Karım değil o benim. Ne olursa olsun bir imza attın. O kızı kanatlarının altına aldın. Bir de senin yüzünden dile düşmesin. Kalk git evine. Onuruna dokunuyor, değil mi? Haklısın. Sana söz getirmeye, mutsuz etmeye hakkım yok. Gideceğim. Hiçbir yere bırakmam seni. Seni böyle gördükçe kendi derdimi unutup kahroluyorum. Bırak gideyim. Kalacaksın. Evliyiz biz. Bu kadar çabuk gidecek olursan daha da beter dile düşersin. Hadi git ya. Rahat ol. İkimiz de alışmak zorundayız. Ne yapsam iyiliğini ödeyemem. İyi ki sen varsın. Hadi bakalım. Yavaş. Ay. Dur. Dikkat et. Gel. Yavaş yavaş. Dur. Şuraya koyalım. Sağ ol. Neden getirdin bunları? Çeyizin diyeyim kızım, elbet getireceğim. Çeyiz evlenmiş kıza getirilir. Ben evlenmedim, satıldım. Beni satmakla namusunu kurtardın. Git sana verdikleri araziye yerleş. Ek, biç, sat, kazan. Keyfine bak. Ne biçim söz bunlar? Niçin beni suçluyorsun? Kanıma giren o köpeği gebertmen gerekirdi. Öcümü alman gerekirdi. Ama yapamadın. Parayla susturdular seni. Elini kolunu bağladılar. Git baba. Bir daha da gelme. Gelme. Buralarda yaşamak senin için de çok zor. Gitmen gerek. Kim bilir, belki bir gün ben de peşinden gelirim.
Gökhan'ı anasından, kardeşinden ettin. Baban da perişan, zavallı. Allah seni kahretsin! İki ocağı birden söndürdün. Tu Allah'ından bul inşallah! Kız Gökhan'ın evinde, sen hala burada arıyorsun! Yıka elini, bu iş kapandı artık! Gökhan'la babamın anlaşması açık. Bir süre sonra boşanacaklar. Sabiha buraya dönecek. Benim olacak gene. Geçmiş ola! Sabiha hiç durmaz! Kaçar bu kasabadan! Kaçamaz! Bir kız, hayatına giren ilk erkeği unutamaz. Ona haber göndereceğim. Kim haberci gider? Kim cesaret eder? Gökhan bir duyarsa... Öyle birini göndereceğim ki... kimsenin ruhu bile duymayacak. Sen o işi bana bırak aslanım! Sabiha'yı yarın bugün koynunda bil! O kadar uzun boylu değil. Onu unutamadığımı, yolunu gözlediğimi bilsin yeter. Öyle yanık konuşacağım ki... gözyaşları döküp kavuşmak için gün sayacak. Şu senin. Sağ olasın! Ömrün çok olsun beyzadem! Oo, işi tamamdır Sabiha'nın! Peşinden deli divane gibi koşmazsa... bana da rastlıklı zeliha demesinler! Biraz da biz yesek seni anam! Meğer neymişsin sen? Ve subhanallah! Vay yavrum vay! Namusluyu oynama bana! Dişi köpek kuyruğunu sallamasa bu işler olur mu ha? El aleme şapur şupur, bize yarabbi şükür mü ha? Vay 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 vay! Bir gün kıstırırım elbet seni! Hayırdır Sabiha? İnsanlar çok kötü Murat abi! Gel eve götüreyim seni! Üzme canını! Olacak bunlar! Kendini bilmez 3-5 sapsız dalaşacak, havlayacak! Sonra herkes kendi haddini bilecek! Gökhan'a da söyledim! Asıl ona yardım etmeliyiz! Ben ölmüşüm nasıl olsa! Ama Gökhan'a yazık! Gökhan'a mı yazık? Niye yazık ki? Evlenmek kötü bir şey mi? Böyle evlenirse elbet kötü! Kahroluyor Gökhan, yemiyor, uyumuyor! Hoş geldin abi! Buyur! Az önce çarşıda karına laf attılar! Ona sahip çıkmazsan bir daha evine girmem senin! Bir derdin olursa bana gel kızım, hadi! Hı. Yemek hazır, buyur! Yemeyeceğim! Bana değil,
Kendine eziyet ediyorsun. Kaderimiz böyle yazılmış. Elimizden bir şey gelmez. Boşandıktan sonra kalkar gidersin. Babanın yanına dönersin. Her şey unutulur. Oralarda seni seven, anlayan biriyle evlenirsin. Yeniden mutlu olursun. Korkma. Kötü bir rüya gördüm. Geçti. Sana çok borçluyum. İsterdim ki temiz bir kadın olayım. Çocuklar doğurayım sana, büyüteyim. Utanıyorum kendimden. Sen değil. Seni bu hale getirenler utansın. Seni çok üzüyorum. Affet. Uyu artık. Neredeyse sabah olacak. Hadi. Mustafa efendi. Yarım kilo peynir istiyorum, yarım kilo da zeytin. Böyle dile düşmüşlerle aynı yerden alışveriş edemeyiz Mustafa efendi. Ayol doğru söylüyor vallahi. Haklısın kardeş. Biraz utanma olsa insan içine çıkmaz. Bir daha göremeyeceksiniz. Kurtulacaksınız benden. Dünyanın yedinci harikasını göstereyim. Şunu paketler misin? Şunu da. Peki.
kadın terliği de istiyorum. Şurada terlikler. En iyisinden olsun. Tabii efendim. Sabiha! 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 Sizi tebrik ederim. Bayağı başarılı oldunuz. Zavallı kız. Canına kıydı sonunda. Sevinip bayram edin şimdi. Bütün hıncınızı, bütün kötülüğünüzü o günahsız garip kıza kustunuz. Onu bu hale getiren canavara gıkınız bile çıkmadı. O zengin. Ona gücünüz yetmez çünkü. Yazıklar olsun hepinize. Tehlikeyi atlattı. Girip görebilirsiniz. Ama kısa olsun lütfen. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Bir daha böyle çocukluk yapayım deme. Niçin kurtardın beni? Yaşaman için. Yeniden yaşamak. O kahrı yeniden çekmek. Kolay mı? O günler bitti Sabiha. Yaşamayı, mutlu olmayı çoktan hak ettim. Yaşamazsa, ölüp giderse çok yanarım. Hadi ya! O gün ne güzel kucağıma düşecekti. Aptal komşulardan çekindim, arabaya atıp götüremedim. Buyurun efendim, bu taraftan. Buyurun. Müjdem var sana! Sabiha kurtulmuş, yaşıyormuş! Oh be, oh! Hadi hadi, kısmetinde yine buluşmak, sevişmek varmış. Koş hastaneye çiçek götür. Tarafımdan geçmiş olsun de. Yo! Gardiyanı Gökhan oralarda şimdi. Hele iyileşsin, evinde konuşacağım onunla. Sana getireceğim o kahveyi. Hadi, gir koluma. Hadi gir. Benden utanmıyor musun? Söylemiştim. Bizler değil, seni bu hale getirenler utansın. Başkanlık seçimleri için propaganda süresi gelecek hafta başlıyor. Hazır mısınız? Tabii hazırım. İlk 5 gün yoksul semtlere gideceğim. Giyim eşyası ve erzak yardımı yapacağım.
Ha, ayrıca muhtarlara da bildirdim. İhtiyacı olanlara yakacak dağıtacağım. Beni emretmişsiniz efendim. Gökhan'ı buldur, yarın bana gelsin. Başüstüne. Evine hoş geldin. Benim evim mi? Evet. Bundan sonra gerçek evim. Evimiz, yuvamız. Ne güzel ipekliler! Senin güzel gözlerinin renginde kumaşlarım da var! Bak, al, seç beğen kızım! Hiçbirini istemem, her şeyim var benim! Aa, buraya ayağına kadar gelmişim, eli boş mu çevireceksin beni? Peki, şu kumaşı alayım! Sana başka hediyelerim de var! Bak, gör! Gör de!
İyice tanı Nejat Bey'i, bunları o gönderdi. Bak, görüyor musun? Şu kolyeyi, bileziği, hepsi bir servet değerinde. Bunlar bir şey değilmiş. İstediğin kadar para, köşk, mücevherler... Neler istersen vermeye hazır. Ay ne kısmetli kızsın maşallah. Hemen gidelim. 5 dakikacık konuşun Nejat Bey'le. Koklaşırsınız biraz. Allah senin de, Nejat'ın da cezasını versin. Defol! Ağzını da fırtını defol buradan! Yoksa parçalarım seni! Hadi git buradan, göz sana! Ahlaksız, rezil kadın! Bir de hala konuşuyor! Öldürürüm seni! Pis boynuzu! Defol! Allah kahretsin seni de, Nejat'ı da! Çıkın hayatımdan! Defol! Ben böyle bir delilik görmedim. Önce hediyelerini gösterdim. Nejat Bey seni bekliyor dememe kalmadı. Ne yaptı? Üstüme saldırdı, tekme tokat! Aman! Canımı zor kurtardım vallahi! Aa, o Gökhan aklını almış Sabiha'nın! Tövbe! Bir daha gitmem! Sen de elini yıka o deli bozuktan! Bilirim yapacağımı! Tatsız şeyler duydum, intihara kalkmış öyle mi? Evet, ölümden döndü. Tekrar deneyebilir, iş büyür o zaman. Dedikodusu bana kadar bulaşır. Uzatmana gerek kalmadı. Kapandı o mesele. Bir an önce boşan, sen de kurtul. Şimdi avukatıma talimat vereceğim. Bu iş benim meselem oldu artık. Kendim hallederim. Pekala. Bankaya uğra. Şu parayı al, lazım olur. Sağ ol. İstemem. Başka borcun kaldı mı? Hayır. Sana asıl borçlu olan benim. Karını çarşıda gördüm geçen gün. İyi bakmışsın. Daha da güzelleşmiş. Gidebilirsin evladım. Arada bir uğrarsan sevinirim. Özenli, pek mutlusun. Bu ziyafetin, bu içkinin bir sebebi olmalı. Beni sen mutlu ettin. Yeniden hayata döndürdün. Bir defacık da ben mutlu edeceğim seni. Müjdem var. İki canlıyım. Baba olacaksın. Bana daha büyük bir müjde veremezdin. Bir meleksin sen. Gözlerimiz aydın. Evlenip baba olamadım ama sayende amca oluyorum desene. Gideceğim buralardan. Minibüsü de satacağım. Anamla kardeşimin yanına yerleşeceğim. Çocuğum da orada doğacak. Her şey bunca güzelken, her iş yoluna girmişken gitmenin sebebi ne? Vallahi ben de bilmiyorum abi. Kasabalı bana da, Sabiha'ya da düşman gibi davranıyor. Gene ileri geri konuşan olur... Ne bileyim... Sataşan olur, dayanamam. Başım derde girer, elim kanlanır. Bundan sonra bizlere eski günleri hatırlatmayacak... Yüzümüze kara çalmayacak uzak bir yer yakışır. Belki de haklısın. Kolay gelsin. Hoş geldiniz.
sana mahcubuz. Sanki suç sendeymiş gibi zulmettik sana. En zor günlerinde sahip çıkmadık. Affeyle. Güle güle otur. Allah dirlik düzenlik versin. Buyurun, buyurun oturalım. Çay yapayım size, kahve pişireyim. Buyurun lütfen, buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hadi bakalım arkadaşlar, gidip konuşalım. Hadi gidip gidiyormuşsun öyle mi? Öyle. Minibüsü de satıyormuşsun. Evet, satıyorum. Evi de satacakmışsın. Onu da satacağım. Kim alacak peki? Daha çok beklersin. Minibüsüne de, evine de müşteri bulamayacaksın. Herkese tembihlenmiştir. Kimseler almayacak. Şimdi de bu mu çıktı? Parasızlıkla mı vuracaksınız Gökhan'ı? Boş ver abi. Hiçbirinin haddine düşmemiş. Gitmesini istemiyoruz. Engel olacağız. Affet bizleri. Olanları unutalım. Karın da bacımızdır artık. Kolay gelsin. Merhaba. Sakin ol. Sana söyleyeceklerimi dinle, kararını sonra ver. Seni hiç unutmadım. Her gün biraz daha yanıyor. Sen de bırak aptal. Buralarda sürün. Seni kaçırıp götüreyim. İzmir'de, İstanbul'da sultanlar gibi yaşatayım. Senden iğreniyorum. Defol! Bırak beni! Bırak diyorum sana! Bırakın!
Size ne oluyor? Size ne oluyor size? Kimsiniz be? Bana nasıl el kaldırırsınız? Babam ezer geçer hepinizi! Hayvanatlar! Gidin buradan! Evine geldim, hatır sormaya. Yanlış anladılar. Böyle bir deliliğe kalkıştım, geçti. Yazıhaneye uğra, babamı gör. O da seni görsün. Dur, beni dinle. Çıldırma, bak. Giderim buralardan. Bir daha da gelmem. Sen abim sayılırsın. Dur dedim. Dur! Beni dinle! Yapma! Yapma! Şahidiz. Bıçağı o çekti sana. Evet, ben de şahidim. Herkes de şahit. Evet. Şahidiz. Hepimiz şahidiz. Hepimiz şahidiz. Gülmek yakışır.